Salı cuma değil miydi bunun fizik tedavisi? Terapi grubuna başlıyor bu. Engelleriyle başa çıkamayan insanların grubu var. Hadi göm, gömmeyecek misin? Yok. Adamcağızın kim bilir ne sorunları var halletmesi gereken. Bak bu cevabı hiç beğenmedim. Sen bir şey yemiyorsun. Aç değil misin? Artık değilim. O adamı görmek iştah bırakmadı bende. Canını sıkmasına izin vermeyeceksin. Değil mi? Emin ol. Bunu senden çok daha fazla istiyorum ben. Yani kendime telkinlerde bulunuyorum. Ama onu her gördüğümde sinirime dokunuyor adam ya. Gülme. Abi böyle dirseğinin tam ortasında kapıya vurursun ya canın yanar. İşte aynen öyle. Ama bunu çok güzel anlattın. Ateşin öyle bir etkisi oluyor insanlar üstünde. Sen onunla baş edersin. Ben bilmiyorum. Ya gerçekten bilmiyorum. Yani burada öyle zırt pırt karşılaşacaksak. Belki de terapiye başka bir yerde başlamalıyım. Nasıl istersen öyle yaparız. Ama Gülay Hanım bana gerçekten yardım ediyor. Grup terapisine gidersen sana faydası olacağını düşünüyorum. Psikiyatri katında Ateş'in hiç işi olmaz. Biz de burada yemek yemeyiz. Böylece karşılaşma ihtimalini... Tamam. Tamam ben zaten saçmalıyorum. Saçmalamıyorsun. Tamam ya o zaman abartıyorum. Tamam söz. Terapiye katılıyorum. Daha Gülay Hanım'la. Hem yararlı olmadığını düşünürsen başka birilerini buluruz. Ama bir dene. Sorun yok tamam. Yemeğini yiyebilirsin orada. Afiyet olsun. Neden bir adam durduk yere salya akıtır? Ha? Geçtin karşısına tantuni mi yedin yoksa? Gerçi senin tantuniyle falan bir işin olmaz nişantaşı. Sen olsa olsa bœuf stroganoff, chateaubriand, fanfifon gibi şeyler yemişsindir. Sonuçta İstanbul'un Paris'inden geliyorsun öyle değil mi? Kimse hastanın karşısında bir şey yemedi hocam. Yani hastamızın sadece boyun ve çene bölgesindeki kaslarda güçsüzlük var. Yani belli ki hava embolisinden daha kötü bir şey karşımızdaki. Neden? Çünkü salya akciğerden gelmez. Belki de sorun embolinin kendisiyle ilgili değil, senin yaptığın işlemden kaynaklanıyordur. Belki sen hastanın tam olarak sinirine dokundun. Hayır hocam. Embolüklemi sorunsuz geçti. Sadece işlem sırasında bacaklarımda güçsüzlük var dedi. Ama epidural anestezi olmuştu ve bu da güçsüzlüğü açıklar. Bence başka bir sistemik hastalığı var. Yani olabilir. Demek ki hastalığının çevirdiği dolaplarla bir ilgisi yokmuş. Lupus ya da polimiyozit. İlerleyici kas zaafını açıklar. ALS olabilir. Çok genç. Becker musküler distrofisi. Çok yaşlı. Dolap dere. Yapma, orta yolu bulalım ya sen de. Geniş bir kan ve biyokimya incelemesi istiyorum. Lupus için ana ve vaskülit belirteçleri gönderin. Bir de kas biyopsisi yapalım bakalım nöropati mi miyopati mi tamam. Hadi ben seansıma geç kaldım. Seans mı? Ne seansı? Bütün bunlar sürecin bir parçası aslında. Eğer sinirlenirseniz bu sefer... Bakın tabii yani ben sürecin farkındayım. Ama yani ne zaman bitecek bu süreç? Ya benim bunu bilmeye artık ihtiyacım var. Yani çünkü program yapmam lazım. Mesela ne zaman halı saha maçına gidebilirim? Ya da ne zaman gidecek benim sinirlilik halim? Bugün değil. Ben de iyileşmeye geldim aranıza. Gülay hocam, bildiğiniz gibi benim bir bacak sakat. Bilmediğiniz şey, bu konu beni çok üzüyor. Konuşmaya ihtiyacım var. Ateş Bey'i tanıyorsanız geçmişimizde biliyor olmanız lazım doktor hanım. Hocam yıllardır bana hep söylüyorsunuz gel 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 Ateş Hoca gel terapiye girmen lazım anlatman lazım. Geldim işte buradayım. Selamlar bu arada kusura bakmayın. Perşembe günü gelen bir grubum daha var Ateş Bey. Sizi oraya alsam. Kağıt oynuyorum perşembe geceleri arkadaşlarla King. Pazartesi sabahı olur mu? Yoga. Bacağıma iyi geliyor. Hem de doktorluk malum stresli meslek rahatlatıyor beni. Ne
Neyse tamam. Kusura bakma, sorun çıkartmak istemiyorum. Ben gideyim kendi öfkemle kendimi başa çıkayım. Bir dakika Ateş Bey. Siz ikiniz aranızdaki bu gerginliği çözerseniz birbirinize çok destek olabilirsiniz aslında. Doğru. Doğru, çok doğru. O kadar doğru ki. Ben kavga etmek istemiyorum artık. Yani kendi adıma konuşuyorum tabii. Hayır, şimdi bu teklife hayır dersem hıyar durumunda kalan ben olacağım, öyle değil mi? O kadar iyi biliyorum ki o duyguyu. En azından sen hala kendi başına yürüyebiliyorsun. Sen de yürüdün sayılır. Az kaldı, iyileşeceksin tamamen. Yani senin iyi bir işin var. İnsanlar sana saygı duyuyor. Senin bir karın var. Hangisi daha anlamlı şu hayatta? Gerçi bazen karın olması işleri zorlaştırabilirdi. Ya canım, senin de bilgisi yok bu işle. Bütün bunlar başıma geldiğinde çok yardımcı oldu, çok destek oldu Selim bana. Geçecek, geçecek, dayan, bugünler geçecek deyip durdu. Ben inanmadım ona. İnanmalıydın. Selin hep içinden geçeni söyler. Biliyorum. Ama beklemesi gereken kişi bendim. Selin beklemek zorunda olmamalı, öyle değil mi? Ha? Biliyorsun sen de, kendisi de hissediyor bunu. İşte gitgide daha fazla zaman geçiriyor. İşten daha fazla zevk alıyor. Sonuçta hemşire olmak için evlenmedi. O aslında bir erkek istiyor. Adi herif. Selin senin gibi sinsi, manipülatif bir pisliği nasıl sevmiş aklım almıyor. Güzel bir soru belki. İkimizde de çekici bulduğu unsurlar farklı farklıdır. Seni terk etti. Ama ilk beni seçti. Neden acaba? Hata etmiş. Belki o kadar basittir, belki de değildir. Belki ben de sende bulamadığı bir şey görüyor. Ben senin gibi pis herifin teki değilim de ondan. Belki Selim pis herifin tekiyle beraber olmak istiyor. En azından bir dönem öyle istemişti. Ya yeter. Ben bunu kaldırmak zorunda değilim. Ya o gider ya ben. Hocam, hani sıkıntılarımızın üzerine gidecektik, kaçmayacaktık. Çıkartır mısınız onu buradan lütfen? Tamam Ateş Bey. Yoga derslerinizi iptal edin. Bundan sonra pazartesileri geleceksiniz. Ya doktor, bu yaptığına gerçekten inanamıyorum ya. Ben senin yerinde olsam var ya, senin canını okurum ya. Yani terapiye gitmek için Selin'den izin almam gerekiyor. Doktor, sen doktora gitmeden önce eski karından izin alıyor musun? Ay, cevap vermeyeceğim bu söylediğine ya. Sinsi manipülatif pislik. Öyle dedi bana. Manipülatifmişim ben. Sana mı dedi? Allah Allah. Enteresan. Halbuki yani sen insanların isteği dışında onları yönlendirmezsin ki. Hele sinsi dediyse gerçekten bak doktor, senin adına ben bile kaldıramam bu lafı yani. Uzattın, uzattın doktor. Sen de abarttın doktor. Ya bırak artık şu kadının kocasıyla uğraşmayı. Başka bir şeye sar kafanı. Ne bileyim yani, at yarışı olur. Koşu yok, bitti koşular. Başka bir şeyle uğraş. Muadili bir şeyle. Ne? Ne bileyim ben mesela... Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.